Evet, yeni çözüm paketini Ankara'daki bir diğer konuğumuzla değerlendireceğiz. Şimdi MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan meclisten karşınızda. Sayın Oğan, hoş geldiniz. Habertürk yayında merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Sezgin Tanrık Ulu ile konuştuk az önce. Biz bu öneriye destek veriyoruz ama bu aslında bu yasal düzenleme çok da fazla yeni bir şey getirmiyor. Biz dördüncü madde ile ilgili eleştirilerimizi dile getirdik dedi. MHP'nin de en yüksek sesle itirazı bildiğim kadarıyla dördüncü madde ile ilgili. Şimdi genel kurulda geliyor. Genel kurulda bununla ilgili neler konuşulacak? Sizin Evet. eleştirileriniz ne yönde? Bizim komisyon görüşmeleri sırasında yaptığımız bütün itirazlara makul ve mantıklı hiçbir cevap alamadık. Daha doğrusu hem katılan sayın bakanlar hem de komisyon üyelerince herhangi bir cevap verilmedi. Ne sorularımıza doğru düzgün bir cevap verildi, ne endişelerimizi giderecek herhangi bir şey ifade edildi. Dolayısıyla da bizim bu görüşmelerle ilgili tavrımız komisyonda olduğu gibi genel kurulda da en yüksek seviyede olacaktır karşı tavrımız ve bunun geçmemesi için Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak elimizden gelen bütün çabaları iş tüzük çerçevesinde sınırlı kalmak kaydıyla göstereceğiz. Biz bu yasanın ülke için hayırlı bir yasa olduğu kanaatinde değiliz. PKK ile daha önce benzer çerçevede yapılan görüşmelerde ve sonrasındaki paketlerden PKK'nın hiçbir sözünde durmadığını ve bırakınız dağdan inmeyi, silah teslim etmeyi, tam tersine dağa çıkışların devletin raporlarıyla da belirlenen ve devletin raporlarıyla da tespit edilen şekliyle ifade ediyorum, dağa çıkışların birkaç kat arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla da bu paket Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AKP'nin o her zaman alışık olduğumuz getirdiği Ramazan paketlerindendir. Şimdiye kadar vatandaşa Ramazan paketi yapılıyordu ama bu defa PKK'ya bir Ramazan paketi sunmuştur hükümet ve AKP. Bu da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle doğrudan alakalıdır. Onun dışında herhangi bir çözüm getireceğine dair en ufak bir inanç mevcut değil. Peki söylediğiniz endişeler, komisyonda defalarca dile getirdiğiniz endişeler nedir? Biraz açar mısınız onu? Şimdi birincisi özellikle dördüncü maddenin çok tehlikeli bir madde olduğunu ifade etmem lazım. Dördüncü maddeden önceki maddelere baktığınızda bir tek işte Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini yeniden alıp anayasanın üzerinde kanun hükmünde kararnameleri getirmeleri falan var. Bu zaten hükümetin bildiği şeyleri. Diğer maddeler hükümetin zaten görevi olan maddeler. Dolayısıyla da oralarda da çok fazla bir şey yok. Ama esas PKK'lılara suç işleme özgürlüğü getiriliyor bu yasayla. PKK'lılarla görüşme resmileşiyor ve PKK'lılara resmi statü sağlanıyor ve başta PKK'lılar olmak üzere bu ülkenin bugün itibariyle mevcut geçerli yasalarının suç saydığı hangi fiiller var ise bu kanunla beraber suç sayılmayacak. Halbuki anayasamızın birçok maddesiyle bu çelişmektedir. Çıkarılan ne kanun hükmünde kararnameler ne de mevcut yasalar veya yeni çıkarılacak hiçbir yasa anayasamızın üzerinde olamaz. Ama bizim ifade ettiğimiz hususlarda, anayasaya itiraz ettiğimiz hususlarda aykırılık itirazının hiçbirisine cevap verilmedi. Hatta Sayın İçişleri Bakanı da ya mevcut anayasayla bu işler olmuyor. Siz de anayasayı değiştirmediniz. Biz de böyle çözümlere el atmak zorunda kalıyoruz manasına gelecek şeyler söylendi. Yani rahmetli Özal'ın anayasayı bir defa da biz delsek ne olur sözünün bugün çok daha etraflı bir şekilde rafa kaldırıldığı ve kanun hükmünde kararnamelerin ve hükümetin bu getirdiği yasayla anayasanın hiçe sayıldığı bir sistem üzerinde çalışılıyor. Düşünün ki PKK'lılar daha önce suç işlemiş, insanlarımızı, Mehmetçiğimizi şehit etmiş, çoluğa çocuğa kurşun sıkmış insanlar bu yasa çerçevesine alındığı takdirde yasal dokunulmazlığa sahip olacak. Suç işleme özgürlüğüne sahip olacak. PKK'lılarla görüşmelere katılan devlet bürokrasisinden polisi, askeri kimi sayarsanız sayın yasanın bugün itibariyle suç saydığı fiillerden muaf tutulacak. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla da hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz. Hiç kimse çıkarılan bir kanunla anayasamızın suç saydığı, kanunlarımızın suç saydığı fiillerden muaf tutulamaz. Ben buradan sizin vasıtanızla çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç kimse bu yasaya güvenerek
anayasaya aykırı bir şekilde suç işlemesin. Kudretli generaller, 12 Eylül'ün kudretli generalleri kendisini o kadar yasayla koruma altına aldı. Ne oldu? Hepsi bugün mahkeme karşısına çıkıyorlar. Dolayısıyla da suç olan hiçbir fiili hiç kimse işlemesin. Bu yasaya güvenerek. İşte böyle bir yasa getiriyorlar. Bu yasa sizi koruyacak deniyor. Bu yasaya göre hiç kimsenin istediği suçu işlesin, hiç kimsenin işte herkesin yasal dokunulmazlığı olacak deniyor. Ama ben buradan çağrıda bulunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldiği gün bu yasa çerçevesinde suç işleyen kim olursa, Cumhurbaşkanından tutunuz da sıradan vatandaşa, PKK'lıya kadar herkes mahkeme önüne çıkarılacaktır. Türk adaleti de gereği neyse onu yapacaktır. Peki genel kurulda şimdi bu görüşülecek, hem siz hem CHP itirazlarını dile getirecek ama Sezgin Tanrıkulu az önce CHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki bu yasayla ilgili net bir şekilde sınırları çizilmeli. Sizin dediğiniz gibi yasa dışı bir sonuca yol açmaması için daha net tanımlanmalı. Yani uygun bir formül bulunarak sınırları çerçevesi belirginleştirilerek bir düzenleme yapılamaz mı? MHP böyle bir durumda olur verir mi bu dördüncü maddeye? Bakınız, şöyle bir kanı vatandaşlarımızda oluşmasın. Yani çarşı her şeye karşı, MHP işte her şeye karşı. Elbette değil. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz elbette kan akmasını istiyoruz. Elbette vatandaşlarımız arasında yeniden kardeşlik bağlarının tesis edilmesini istiyoruz. Elbette bunun için gerekli kanuni hukuki düzenlemelerin yapılmasının biz de yanındayız. Ama bu şekilde PKK'yı aklayacak, bu şekilde insanlara suç işleme özgürlüğü getirecek ve elastikiyet konusunda biz de çok uyardık. Dedik ki bu yasaların ne başladığı yer belli, ne bittiği bir yer belli. Yasaların tanımı çok net olur. Başladığı yer belli olur, bittiği yer belli olur. Ama bunların hiçbirisi yapılmadı ve bunlar esasen komisyonda yapılırdı. Komisyon bunun için vardır. Komisyonda hiçbir önerimiz dikkate alınmadı. Hiçbir endişemiz giderilmedi. Komisyona yasa nasıl geldiyse o şekilde çıktı. O zaman komisyona bunu getirmenin zaten bir manası yok. Komisyonda herhangi bir çalışma yapılmayan, olduğu gibi geçen ve hiçbir açıklamada yapılmayan bu yasanın genel kurulda değişeceğine ben ihtimal de vermiyorum, onu da ifade edeyim. Bu da böyle geçer diyorsunuz. Peki bu yasayla ilgili konuştuk ama diğer adımlar da var. Örneğin artık silahlar önce geri çekilmenin olacağı, bundan sonra bir takvim belirleneceği. Önce PKK'nın ki yarıda kalmıştı biliyorsunuz, sadece %20 düzeyinde bir çekilme olduğu söyleniyordu. Bu çekilmenin yeniden başlayacağı, daha sonra silahsızlanma yönünde adımlar atılacağı, suça bulaşmamış olan örgüt üyelerinin işte bir yıl içinde geri dönebileceği, diğerlerinin 2-3 yıl gibi takvimlerle dönebileceği, yine yasal düzenlemeler gibi bir konuşulan yol haritası var. Siz bu aşamalara ne diyorsunuz MHP olarak? Şimdi bakınız, daha önce bunlar konuşuldu. Yani bugün şimdi burada konuştuğumuz şeyleri daha önce son 2 sene içerisinde birkaç defa konuştuk. Evet. Ne oldu? Neticede PKK silah mı bıraktı? PKK geri mi çekildi? PKK'nın kendisi açıkladı. Dedi ki işte yaşlılar ve işte tedavi ihtiyacı olanlar bir tek çıkarıldı dendi. Onun dışında hiç kimse çıkmadı. Tam tersine PKK'ya katılımlar arttı. Dağ çıkışlar hızlandı. Güneydoğu Anadolu bölgemizde devlet adeta bitirildi. Orada PKK bir devletin olması gereken yargı noktasında PKK yargılama yapıyor. Askere alma noktasında PKK milis kuvvetleri topluyor. Yol kontrolünü PKK yapıyor. Vergiyi PKK topluyor. Bölge son 2 sene içerisinde çıkarılan bu kanunlarla PKK'ya devredildi. Devlet hükümet hükümranlık hakkını adeta PKK'ya devretmiş durumda. Bundan sonra da çok farklı bir netice olacağı kanaatinde değiliz. Hükümetin o anlamda burada bir kez daha uyarmak istiyorum. Ramazan ayında PKK'ya Ramazan paketi hazırlamayın, vatandaşa hazırlayın. Peki ben buradan soruyorum. Şimdi deniyor ki ilk aşamada suç işlemeyenler, ikinci aşamada suç işleyenler. O kadar Mehmetçiği şehit edenler, o kadar insanın annenin canından can alanlar, yarın gelip elini kolunu sallayarak gezdiği takdirde insanlar demez mi? Biz de mi dağa çıkalım? Biz de mi elimize silah alalım demezler mi? Peki o anneler evladını kaybetmiş, uzvunu kaybetmiş insanlar demez mi? Biz ne için canımızı verdik? Bu vatan için biz canımızı verdik ama şimdi PKK'lılar affediliyor. Şehit yakınlarını, gazileri aklına getiren yok. Dolayısıyla da hangi kanunu çıkarırsanız çıkarın, vicdanı kanatmayacak. Vicdanı
sızlatmayacak düzenlemeleri yapmanız lazım. Ama bugün yapılan şey o değil. Bugün şehit ailelerinin ve Türk milletinin vicdanını sızlatacak, vicdanını kanatacak bir düzenleme genel kurula indiriliyor. Peki Sayın Sinan Oğan, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, çözüm paketi ile ilgili tasarı düzenleme genel kurula gelecek. Hem CHP'nin hem MHP'nin bu konuyla ilgili eleştirilerini ve değerlendirmelerini aktardık konuklarımızla. Devam ediyoruz.